Bir tarafta eltiler. Bir tarafta damatlar. Eltilerin savaşının başrol oyuncularıyla kahkaha dolu bir sohbete hazır mısınız? Mikrofonu ver. Düşündü ama bir yerde. Yok, az. Cuma günü itibarıyla sinema salonlarında bir savaş başladı. Bu tatlı mı tatlı savaşın adı Eltilerin Savaşı. Allah. Sen evli değil misin? Evet abi. Elti olduk kız. Evet. Çok iyi anlaşacağız. İnşallah Sultan ablacığım. Ablamı? Sen görürsün akşam ablayı. Daha önce Görümce filmi yapan Gupse Özay bu kez Eltilerin hikayesini konu ediyor. Filmin dört yıldızı Gupse Özay, Merve Dizdar, Uras Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ'la bu şirin savaşı konuşmak için buluştu Ömür Sabuncuoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Gupse Özay. Siz? Uras Kaygılaroğlu. Merve Dizdar. Sanırım Ferit Aktuğ. Gala gecesi öncesi yapıyoruz bu sohbeti. Ekip fazlasıyla heyecanlı. En heyecanlandığı kadın bize Ömür. Değil mi? Bugün evet galamız var ve... Saatler kaldı artık. Saatler kaldı ve ilk defa görücüye çıkacak filmimiz. Gece hiç uyumadık. Heyecanda. Hakikaten WhatsApp grubumuz var devam mı? Uyudunuz mu? Şşt pıs pıs falan gibi böyle. Ya geç yatın, geç yatın. Çıkamıyordu gruptan. Öyle bir sıkıntı var değil mi? Çekerken kuruluyor, sonra evet, çıkılması zor oluyor. Evet, sen set bittiği an çıkacağım demiştin. Demişti. Ama. Olmadı. Olmadı. İşte yürek ister. Nasıl bir savaş bu Eltilerin Savaşı? Aynen. Peki nasıl çıktı bu savaş? Bu savaş nasıl çıktı? Valla ben Görümce filmini yapmıştım ya biliyorsun. Orada zaten kendim Görümce olduğum için hakim olduğum bir hikayeydi. Sonra dedim bu akraba ilişkilerinde kadınların böyle bir didişmesi var. Ben bu sefer Eltileri barıştırayım diye düşündüm. Bir de kültür olarak Türkiye'de akrabalık ilişkileri çok enteresan. Yani çok biz yani çok görüşen, daha sosyal, daha sıcak, samimi bir milletiz. O yüzden bu terimler de çok fazla bizde. Hani atıyorum Amerika'da sister-in-law diyorsun, hepsini kapsıyor ama bizde eltisi, kaynatası, baldızı, görümcesi, kayının her şeyi var. Her şey var. Dolayısıyla eltilerden yine kadın içeriğini başrole koymayı sevdiğim için eltilerden gitmek istedim. Ondan sonra da fakat elti olmadığım için de bu sefer etrafı gözlemledim. Ne oldu sana? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Ha, makyajsızsın. İçim kalktı. Makyajsız gezmek isten. Hande, bu kadın beni delirtecek. Görümce, elti, kaynana, kayınço. Özellikle erkeklerin bu tabirleri bilmemesi bir espri konusu. Biraz. Mesela sordu mu? Filmin erkek oyuncuları elti ne demek diye ilk başta. Zorla yani araştırdık. Araştırıp geldik. Çalış. Yani senaryo gelir gelmez hemen yazdık tabii biz de Google'a elti ne demek diye. Erkekler bilmiyor genelde. Yani araştırıyoruz yani. Bir test yapalım mı? Soralım. Mesela ha. Kayınço ne demek? Kayınço eşinin erkek kardeşi. Sessizlik oldu. Ben doğru de doğru. Kayınbirader. Doğru. Halk dilinde kayınço. Doğru. Kayınpederin halk dilindeki ismi kaynatayı bilmiyor Ferit Aktuğ. Üstelik kendisi evli. Kaynata? Kaynata eşinin kuzeninin oğlunun amcası. Ben hiç bilmiyorum. Ne demek? Abisi mi? Kaynata kayınpeder. Kayınpeder. Aa. Evet. Ama iki kaynata. Yani senin annenle onun annesi gibi. Eyvah. Tabii, hayır. Çok fena. Senin kayınpederin işte kaynata. Kayınpeder. Yani nasıl ama şöyle cümle içinde kullan. Kayınpederim diyor mu benim? Kaynata da deniyor. Ay çok kötü. Ama onu yani demeyin ya. Kaynata ne ya? Kullanacağımı düşünmüyorum. Mesela Ferit geliyor. Uraz'cığım ben akşam kaynatamdayım. Kaynatam dillerdeyim. Yani. Kayınpederdeyiz. Yok kayınbaba iyi. Bir de bacanak var. O neydi sahi? İki erkek damat ne oluyordu? İki erkek damat oluyor. Yok onlar da bir şey oluyor. Ha, bacanak. Bacanak. Bir tane bacanak var. Çok iyi anlaşırız yani. Hiç rekabet yok mu mesela? Yok hep çekiştiririz kızları yani. Öyle iyiyizdir yani. Merve Dizdar başarılı oyuncu Gürhan Altundaşar'la evli. Ve bir eltisi var. Sen evlisin. Evet evliyim. Var eltim mı? Var. Var mı? Var. Gerçekten mi? Evet ve gerçekten eltim var ve çok iyi. Ama biz çok iyi anlaşıyoruz ya bilmiyorum. Ne diyor da kamera karşısında böyle evet, diyor. Diyecek bir desin ki. Evet. Ama şimdi WhatsApp grubunda da şimdi lütfen daha şimdi. Bunları konuşalım mı? Yok öyle bir şey izleyecekler. Abi. Ömür Sabuncuoğlu elti kelimesinin telaffuzunu sorunca ortaya kahkaha dolu anlar çıkıyor. Peki elti mi? Elti mi? Nasıl? Ha. Şöyle doğru. Yaz onu bize aynı oldu bu. Açık bir topuğum. Düşündü ama bir yerde. Yaz elti mi? Elti mi? O ne? Felsefi bir şeymiş gibi geldi. Ben de boş dinliyorum.
Elti mi? Elti mi? Elti mi? Elti. Yani elçilerin savaşı diyen de var, elçilerin savaşı diyen de var. Elçilerin. Gupse Özay'ın karakterinin ismi Sultan. Kötü elti olarak tanımlanabilir. Anneciğim, bu evi de ilk doğurana vereceğiz. Kızım, sana inat yapacağım. Aklından bile geçme, büyük ev benim hakkım. Karakterin çok gerçek olduğu görüşünde ekip. Bence bu filmdeki en gerçek kısımlardan, yani film zaten çok gerçek ama Sultan gibi ya gülerek laf çakarlar ya böyle. Evet, evet. O kadar da laf mı söyledin, bana sinirlendin mi kızım, o kadar gerçek ki. Evet. Yani gerçekten seyirciler izleyince anlayacak. Güle güle böyle. Çok güle. İyi yazıldığı için çık, yoksa çok iyi oynadığın için mi emin değilim. Hepsi. Yok ama doğru. Bak çok gerçek. Madem filmin kötü kızı Gupse Özay, biraz onu çekiştirsek mi? Gupse burada yokmuş gibi konuşsak ya. Sen de neler çekiyorsun? Tamam kocaman ya, neler konuşuyorsun? Ben neler yapıyorum? Bak emir de sizi. Çok iyi bir dramdı. Biraz zorlar. Gupse Özay'ın haşarılıkları ekibin WhatsApp grubuna da yansımış. Mesela kendi aramızda o WhatsApp grubunda kamerayla falan şeyler yapıyoruz. İşte kamerayla çekiyoruz falan böyle ama evde pijamalı falanız yani. Sete bir geliyoruz, onu Gupse eklemiş. Bayağı Gupse'nin yani 5 milyon takipçisi var, bilmiyorum. Yani Gupse diyorum, bunu niye ekledin? Ben evde pijamayla kendi aranızda değil ben mi o? Ben Gupse'ye diyor, saçımı başımı yapıp öyle açıyorum. Ben mesela 2 gün küstüm bunun için Gupse'ye yani. Hani böyle ya, problemlerimiz de oldu. Hayır ya, oturmuş biz devamlı Uraz'ın çıkardığı bir şey. Bu görüntü sohbet ediyoruz. Bak yani dörtte çok komik oluyor. Bazen uzun hava söylüyor, bazen işte o spor yaparken falan çok biliyoruz. O hep de ben onları koyuyorum Instagram'a, hoşuma gidiyor falan. O gün de pembe tayt giyeceği tutmuşlar. Ya evde öyleyim ben. Ferit Aktuğ, pembe taytla hayal edemedik doğrusu. Sen ne paylaşıyorsun 1,5 milyon takipçini? Pembe tayt falan yok mu arada? Mor bir tayt. Uras Kaygılaroğlu'nun en eğlendiği sahne fragmandaki tokat sahnesiymiş. Peki Uras, yazdığı sahnelerden en zorlayan hangisi oldu? Ya da en çok eğlendiğin? Bir tane hayal sahnesi bloğu vardı. Orada çok eğlendim. Güzeldi yani, çok komikti yani. Ha, bir sahnede Uraz'ın krize girdiği bir an var. Yani ben Ferit'in ağzına vuruyorum. Orada bir sessizlik oldu çünkü bir baktık Uraz katılmış o yani. Nefesim kesildi. Ben dalağım düşük değildi mesela. Dürüst söyleyeyim, hiç dalağım düşük değildi. Çok zor gülerim falan. Abi yani çok fenaydı. Rengim benziyor. Korkumuz oldu ve duramadı yani. Ama hep bize gün geçerdi. Fragmanda olan sahne galiba. Evet. Aynen. Yani çok sus deyip çat diye patlatıyor. Ve orada Ferit'in suratı yani olacak iş değil. Çok zor anlarımız oldu. Çok iyi sahne. Annemler çok iyi. Çok selamları var. Aleyküm selam. Özlüyorlar anneciğim. Ne yapıyorsun Selim? Benim içim gidiyor ya. Sen nerede olduğumuzu farkında mısın? Annem babam var. Kazana boş. Ya atma be. Sus, yalan söyleme. Fragmanda da yer alan iki eltinin kavga sahnesine gelince. Peki sizin kavga sahneniz de enteresandı. Kaç kere de çektiniz onu? Bizim kavga sahnemiz. Ha, yok, Merve ile bizim ya. Ya biz Merve ile aynı tip oyuncuyuz galiba. Hani böyle ay kolum incinecek, ay ben yere atlamayayım gibi değil. Biz hakikaten ilk sakatlanmadık o zaman çünkü en sonuna kadar tadını çıkara çıkara yapıyorduk. Gülmeden yapabildiğimize sevindik ki yok, bu birbirimize baktığımız sahne bayağı güldük. O sahne de tabii çok fena kaç defa. Siz çok güldünüz abi. Çok. Dürüst çok olun. Güzel, İkiniz çok güldünüz. Gupse'yi şöyle hatırlıyor. Bu gerçekten kötü bir şeyler düşün. Kulağıma öyle şeyler, kötü şeyler düşün de gülme diyor bana ama olacak ya iş değil. Birbirimize sahneye girerken muhatap olmuyoruz. Bakarsak bakmadan güleceğiz çünkü. Böyle giriyoruz. Sonra yani çok zorlandık ya. Ya da ya yakama yani bakıyor. Göz göze bakmak zor. Anne! Oynuyorlar. Hülya, ciddi mi bunlar? Filmde kötü elti sultanı Gupse Özay, masum elti Gizem'i Merve Dizdar oynuyor. Bir ara Gupse Özay'ın ELT'yi oynaması istenmiş ama ne mümkün. Ya bizim yönetmenimiz ruh hastası olduğu için dedi ki hep dedi aynı antipatik karakteri yapıyorsun. Bir de iyi hani atıyorum daha tanışmamıştık Merve'yle. Gizem'i dener misin dedi. Telefonu koydum evde ve sonra dedim ki Onurcuğum benden iyi insan çıkmıyor dedi. ve oradan mesela onu ikna etse çok çıkmıyor. Vallahi bak yani şu an Onur Bilge'ye takip etmemiz. Gizem'e yapacak evet. Hani Gizem'e çalıştım olmadı yani. Onu dedim yani ya ben kötü iyi oynuyorum kötü ya da iyi bir insan kötü iyi yani tersi oynuyorum bilmiyorum. Yani herhalde. O yüzden ikna gerçekten kendi adım oldu. Görümce ve Elti filminden sonra bir sonraki aşama ne? Peki bir sonraki de artık yine aileden mi devam edecek?
görümce elti. Yok kız yani. Işte, belki kayınçoların laneti falan gibi korku komedi. Bacanaklar. Kayınçoların laneti. Kayınçoların yok laneti. Ya hani gelirse eltenin ikisi gelir. Pembe taytlı bacanaklar güzel misin ya? Filmin esprili şarkısı Bu Benim Kocama gelince. Kimin kocası bu? Bu benim kocası. Evimin direği, kalbimin sahibi. İşte, güzel ses. Gelelim filmle ilgili hayallere. Gişe beklentisi yüksek ama gişeden ziyade eğlendirecek bir film olmasını diliyor ekip. Peki o zaman gişe ile ilgili son konuşalım. Ne olacak? Hadi bakalım. Gişesin artık tahmin yani. Sen 20 milyon dedin ama ben o kadar zannetmiyorum. 17 milyon. Ha, 17 milyon. Ya şöyle bir durum var. Hakikaten de bize çok güzel gelebiliyor, sıcak gelebiliyor, samimi gelebiliyor. O an başka bir durum olabiliyor. İlgisi yani hiç kestiremiyor bence rakam ama benim hayalim hakikaten hedefimiz de oydu. Çok güzel, kocaman bir ailece de giden bir ailenin eğlenebileceği, gülebileceği, 7'den 77'de herkesin eğlenebileceği dokuda bir film. Gupse Özay ilk kez tüm yükünü kendisinin çekmediği bir film yaptığı için de mutlu. Ben mesela arkadaşlarımı çok biliyorum. Hani bir denge var bu filmde. Öbürlerinde ben hep başrol, yani başrol derken bütün lokomotifi her sahnede olan bendim ve ben çekiyordum. Bu sefer müthiş üç arkadaşım, hatta Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, çok Mekin. Çok iyiler. Yani çok harika bir ekibimiz. Eltilerin Savaşı setinde kızların sözünün geçtiği tespitini yapıyor Ömür Sabuncuoğlu. Bu tespit elbette tartışmalara neden oluyor. Şunu fark ettim, son olarak onu sorarak biteceğim. Galiba erkekler çok fazla konuşamadı bu sette. Bastırıldı. Çok bastırıldı. Yemek aralarında 5 dakikamız oldu. Ya bize yemek geç geldi mesela. Onlar hep erken geldi, bize geç geldi yemek. Bir de bana yemeğin geç gelmesi çok sıkıntı. Hep soğuk yedik yemeği. Yok ya bu işin. Çorbanın üstü böyle kaymak tutar ya. Hep öyle. O da oldu. Tabii çorbanın üstüne bir katmanla geldi bize. Onlar hep sıcak geldi o çorbalar. Ama biz kabul ettik ama girişten kabul ettik. Yani. Bizim kulislerimiz ayrıydı ama hep tek kulise. Bunlarınkine toplanıyorduk. Valla ayrılamıyorduk yani o yüzden. Ne yapsın? Sıcak yemekler sizdeymiş. Bize çerez vardı. Onlar da leblebi falan. Yani onlar da hep şan fıstığı. Biz de leblebi, beyaz leblebi. Gupse sadece kaju yiyor bu arada. Bunu söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Çok sağ olun. Yani yürekten söylüyorum, gişesi çok bol olsun. Yüreğimden geçeni de size söyledim. İnşallah o rakama ulaşırsınız. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. 12 milyon müthiş bir herif. Sağ olun. Herkese. Sağ olun.